dünyanın en uzun taş köprüsünün hikayesine kulak veriyoruz. Çiğdem rotasını Türkiye'nin kuzeybatısına çeviriyor. Trakya'nın oynak nameleri eşliğindeki yolculuğumuza Edirne'deki uzun ince bir köprüde ara veriyoruz. Sevgili izleyenler, Çiğdem'in rotası Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde. Bu ilçe ismini arkamda görmüş olduğunuz bu tarihi taş köprüden alıyor. Bu köprünün en önemli özelliği ise tarih boyunca yapılmış olan en uzun taş köprü olması. Uzunköprü, Osmanlı döneminin en önemli stratejik noktalarından biri. Tarihin akışını değiştirmiş olan dünyanın en uzun köprüsünün yapılış hikayesini ekibimizi karşılamaya gelen belediye başkanı Enis İşbilen'e sorduk. Şu anda yanında bulunduğumuz bizim uzun köprüye ismini veren taş köprümüz dünyanın en uzun ve en eski taş köprüsü. 1444 yılında tamamlanmış bir eser. Padişah emri veren 2. Sultan Murat. 2. Murat 1927 yılında Anadolu'daki bir isyanı bastırmak için Edirne'den hareket eder. O dönemde İstanbul Osmanlı sınırları içinde bulunmadığından ordu Ergene Nehri'ni geçmek zorundadır. Ancak Ergene'nin coşkun suları adeta bir deniz gibi her yeri kapladığından bu geçiş o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz suların çekilmesini bekleyen padişah bir gün rüyasında bütün Ergene Nehri'ni aşan bir gökkuşağı görür. Bu rüya üzerine 2. Murat 1300 metrelik dünyanın en uzun köprüsü olan Uzun Köprü'nün yapımını başlatır. 1427 ile 1444 yılı arasında çalışmalar sürülerek 17 yılda tamamlanmış bir eser. İnanın ben tarih kitaplarında okuyorum, tüylerim diken diken oluyor bu sözleri söylerken size. Şanakkale tarafına, Gelibolu tarafına geçen Osmanlı akıncıları bir mızrak boyu zamanda atlarıyla Meriç Nehri'ni geçerek Balkanlara akın yapıyorlar. Aynı zamanda şöyle de bir özelliği var. İstanbul'un fethinde bile büyük kolaylık sağlamış bir köprü. Çünkü burada bir buluşma sağlanıyor Fatih'in orduları sayesinde. Eğer bu köprü olmasaydı belki bu buluşma da sağlanamayacaktı. Kesinlikle çok güzel anlatıyorsunuz. Ben şunu söyleyebilirim size. Uzunköprü'de türbesi, Kırkavak köyünde türbesi olan Gazi Turhan Bey vasıtasıyla da İstanbul'un fethi sırasında Mora tarafından ve başka taraftan gelip de söz konusu kuşatmayı kırmak ya da ortadan kaldırmak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kırıcı görevi yüklenmiştir. Ve Mora Fatih olarak belirlenen komutanımız tarafından çok büyük yararlılıklar sağlanmıştır. Enis Bey ile sohbetimiz sırasında tarihimizin görkemli hikayeleri Ergene'nin coşkun müziğiyle karışarak bizi kendine çağırıyor. Başkanın yanından tekrar görüşmek için sözleşerek ayrılıyor ve adeta bir zaman tüneli gibi duran Uzun Köprü'nün çağrısına bırakıyoruz kendimizi. Şimdiki durağımız Gazi Turhan Bey Camii. Gazi Turhan Bey Akıncı beylerinden Paşa Yiğit'in oğludur. Çok ünlü bir komutandır. 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminde komutanlıklar yapmış. Aynı zamanda Mora Fatih olarak tarihte adını duyurmuştur. 15. yüzyılda yapılan bu cami Karabiçimli Trakya'da Türklerin yaptığı ilk camidir. Biraz sonra Uzunköprü'de de göreceğimiz Muradiye Camii de yine Türkler tarafından yapılmış. Murat döneminde yapılmış olan bir İkinci Murat döneminde. İkinci Murat döneminde. İstanbul'un fethinin kilit isimlerinden Gazi Turhan Bey adına yapılmış olan camiden ayrılırken anlıyoruz ki Uzunköprü'deki gezimizin akışını tarih belirliyor. Rehberimiz Ali Çıtak'la 2. Murat Camii'ne doğru yol alıyoruz.
Sevgili izleyenler, şimdi de Uzunköprü merkezde bulunan Muradiye Camii'ndeyiz. Burası 2. Murat döneminde yapılmış. Şimdi camiyle ilgili diğer detayları hocamızdan alalım. Kaç senesinde yapıldı bu cami? 1443 yılında tamamlandı. Yani Uzunköprü kentinin kuruluşuyla beraber bu cami de tamamlandı. Ve 1444 yılında Varna Savaşı'ndan sonra burası büyük bir törenle açıldı. Yazılı kaynaklara göre Muradiye Camii'nin açılışı çok gösterişli olmuştur. Tüm devlet erkanı başkent Edirne'den gelerek bu açılışa katılmış, yemekler pişirilmiş ve 2. Murat kendi elleriyle halka yemek dağıtmıştır. T biçimindeki imar planı ile kanatlı cami şeklinde de tanımlanan Muradiye Camii'nin en önemli özelliği iki orta kubbeyi birbirine bağlayan büyük kemerin iç yüzeyindeki kalem işleridir. Muradiye Camii zaman içerisinde bazı tadilatlar geçirmiş, onarımlar geçirmiş ve bu onarımların en büyüğü de 1521 tarihinde Genç Osman döneminde Les Seferi'ne çıkarken buraya uğradığı ve burasının tamiratı için gerekli emirleri verdiği söylenir. Birçok ilke tanıklık etmiş olan Uzunköprü'de Muradiye Camii'nden ayrılmadan ilginç bir bilgi daha öğreniyoruz. Meğerse Osmanlı'da ibadet sonrası şerbet dağıtma geleneği ilk defa Muradiye Camii'nde caminin musluklarından şerbet akıtılarak başlatılmış. Eski adıyla Cısri Ergene olan Uzunköprü, zengin içeriği ve güzel insanları ile bizi kolay kolay bırakacağı benzemiyor. Çiğdem, uzaktan gelen halk müziğine kulak kabartıp Uzunköprü yollarında dolaşmaya başlıyor. Bakalım bu her adımda bizi şaşırtan ilçe karşımıza ne gibi güzellikler çıkartacak? Her tarafı tarih kokan ve sıcacık Trakya insanlarının yaşadığı Uzunköprü'de şimdi de Yeniköy Mahallesi'ne yolumuz düşüyor. Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan teyzelerle yeni tatları keşfedeceğiz. Bakalım nasıl lezzetler bizleri bekliyor. Bugün bize hangi yemeği yapacaksın? Bugün bizim yöresel yemeğimizi yapacağız size. Beyaz yahni. Beyaz ya. Yahni. Yahninin beyazı nasıl oluyor? Evet, oluyor. Renk katmayacağız. Etin kendi suyuyla, kendi lezzetiyle pişen bir yahnimiz. Yahni pek çok bölgede farklı usullerde yapılıyor. Uzunköprülü hanımların ellerinin değdiği buraya has beyaz yahniyi merak ediyoruz doğrusu. Ve zaman kaybetmeden önce malzemeleri öğrenerek işe koyuluyoruz. Önce ekran başındaki izleyicilerimize bu yemeğin pişirilmesi için neye ihtiyaçları var, ne almaları gerekiyor, ne temin etmeleri gerekiyor sayar mısınız? Bu eti pişirmeleri yapmaları için, lezzetin daha güzel olması için koyunla dana eti karışık alacaklar. Mesela 4 kişi yapacak olsa ne kadar et alacak? 1 kilo. 1 kilo et yetiyor. Yeter. Fazla gelir ama susuz yaparlar. Peki 1 kilo etin içerisine, tencerenin dibine kaç tane soğan konulacak? 1 kilo ete 1 tane yeter. 1 tane yeter. Ortada. Sevgili izleyenler görüyorsunuz zaten şu anda Fatma teyzemiz de soğanları etlerin altına koydu. Bir özelliği de eti bir defa yıkacak. Ve de imkanı varsa temizse kasaptan aldığın et, bildiğin tanıdığın kasapsa hiç yıkamayacaksın eti. İşin ucundan da biraz ben tutayım. Ben sana bu mikrofonu vereyim. Sevgili izleyenler size şimdi beyaz yahni yapacağım. Siz de evinizde afiyetle bu tarifi uygularsanız afiyetle yiyeceksiniz değil mi? Ben yapacağım dedim. Afiyet hemen de sahiplenirim. Tabii olacak. Hemen sahiplenirim. Tabii sahipleneceğim. Çorbada bizim de tuzumuz olacak kadar, değil mi? O kadar. Evet. Şimdi ne kadar Fatma teyze ne kadar pişecek bu? Bu en çok 45 dakika sürmez bile. Et taze. Etin üzerine su ne kadar konacak? Etler suyun üzerinde duracak şekilde mi? Üstüne çıkacak su. Ha, suyu üstüne köpüğünü çıkacak. Alabilmemiz için. Uzunköprülü teyzelerimiz beyaz yahni ile kalmıyor, yine Trakya bölgesine özgü zerde tatlısını yapmak için kolları sıvıyor. Trakya bölgesinde çok sevilen bir tatlı olan zerde, özel günlerin ikramı olarak listenin başında yerini alıyor. Şimdi
sevgili izleyenler, beyaz yahnimiz ateşte kaynamaya devam ediyor. Ancak bu sadece beyaz yahni ile sınırlı değil bugünkü lezzetimiz. Şimdi ocağın diğer gözüne neyi koyacağız? Zerde. Zerde ne? Zerde bayağı bir pirinçle, şekerle olan zerdeçallı ilaçlı bir tatlı. Buranın yöresel tatlısı. Yöresel tatlısı sayabiliriz. Çok çok yerde yapıyoruz bunu. Düğünlerde yapıyoruz. Mevlütlerde, düğünlerde yapıyoruz çok. Şimdi zerdenin hazırlıklarına başlayacağız sevgili izleyenler. Ben de Fatma teyzemize yardım edeceğim. Hı. Tamam. Şimdi zerdenin şeylerini sayalım. Zerdenin malzemeleri. Şimdi çağırdığın insana göre. Dört kişilik üzerinden. Dört kişilik üzerinden yapacaksan bir su bardağı pirinç, iki su bardağı şeker, dört, sekiz bardakta su. Bire sekiz su koyacaksın. Bir ölçüye sekiz ölçü. Sekiz su. Bire iki şeker koyacaksın. Zerdeçalını da rengine göre kendin ayarlayacaksın. Zerdeçal dediğiniz? Safran. 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 Şimdi malzemeleri not ettiniz sevgili izleyenler. Önce neyle başlıyoruz? İlk önce suyunu koyuyoruz, 8 ölçü. Yahnimizin suyu hazırlanırken Çiğdem yemeğimizle ilgili olarak püf noktaları araştırmaya devam ediyor. Yahnimiz ateş üzerinde yavaş yavaş köpük salmaya başladı. Şimdi teyzemiz köpükleri temizleyecek ama önce sizinle tanışalım. Merhaba. Fatma Gökçe. Fatma Gökçe. Evet. Fatma teyze, şimdi sen köpükleri temizliyorsun. Evet. Değil mi? Şimdi bu görev senin. Benim. Hadi o zaman izleyelim. Bu köpükler temizlenmezse ne olur Fatma? Et suyu kara olur yahniyim. Beyaz olmaz, güzel olmaz. Böyle dibir reçel gibi kötü olur. Kaleye bayrak diktim, göremedim borcunu. Git sevdiğim askere, bitir vatan borcunu. Evet, devam. Tarlada çalışırım, kalbime danışırım. Ben seni çok sevdim, inşallah kavuşurum. Amin. Amin. Dedeler yaşıyor mu dedeler? Yaşıyor, yaşıyor. Tığ gibi. Tığ gibi. Kaç sene oldu evleneli? Kasım'ın 18'inde 50 sene dolacak. Kasım'ın 18'inde. Evlendiğin günü hatırlıyorsun hala. Herhalde yani evlendiğimiz günü hatırlamayacağız mı yani? 18 Kasım'da yarım asırı tamamlamış Tam olacak. Yarım asırı tamamlayacağım. Peki, oğlum da 48 yaşını dolduracak. Peki nasıl evlendin? Görücü usulüyle mi? Görücü usulü. Manilere daldık, yemekleri unuttuk sanmayın. Çiğdem yine iş başında. Sevgili izleyenler, su konuldu, pirinçler yıkandı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu pirinçler suyun içerisine mi konacak Fatma teyze? Kaynamaya başlayınca. Su böceklenecek, ondan sonra koyacağız. Şimdi koyarsak pirinç lapa olur. İyi olmaz. Kaynamaya başlayınca koyarsak pirinç böyle tel tel açılır. Bunun da püf noktası bu. Püf noktası bu. Tamam. Su ısınmadan pirinci salmayacaksın. O zaman ben de size asistanlık yapıyorum. Ben bu tencereyi de götürüp ocağa koyayım mı? Buyur. Tamam. Su getir, zöre yetmedi su. İbriği de doldur. Tencereyi kaptığı gibi ocağa koyuluyor. Her işte olduğu gibi burada da mutlaka Çiğdem'in eli değmesi gerek. Sevgili izleyenler, ocakta yemeğimiz ve tatlımız pişe dursun. Bu arada Yeniköylü hanımlar Akali ismini verdikleri yöresel bir oyunu bizler için sergileyecekler. Evlerim evlerim yüksek evlerim. Yöreye özgü Akali oyunu uzun köprülü hanımların geleneksel oyunlarından biri. Çiğdem'in rotası izleyenleri için onca yorgunluğa rağmen Akali oyununu oynayan hanımlar tekrar ocak başına geçiyor. Bu zerde olmak üzere. Şimdi hemen 2-3 dakika sonra şeyin safranını koyacağım. Olmuş. Olmuş mu? Şimdi pirinçler iyice haşlanmış. Şimdi zerdeçalını koyacağız. Evet. Safranını yani. Koyacağız. Ondan sonra ne kadar kaynayacak? Hemen 2-3 dakika bir buğum kaynattık mı şekerini dökeceğiz. Tamam, bitmiştir. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz.
Kendine has rengini veren safran ve zerdeçal baharatının kullanımı bu tatlının kendine has özelliği. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şekerini dökeceğiz. Açıyorum. Aç bakalım. Sen söyle ben yazarım. Mahkemeye düşersek. Şimdi yahnimiz bitti. Bitti. Biraz sonra afiyetle onu yemeye başlayacağız. Yiyeceğiz. Beyaz yahni olmasının özelliği içine salça koymayışınızdan mı kaynaklanıyor? Evet. Evet. Bu şekilde hazırlıyoruz. Salça etin lezzetini kaçırıyor. Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım. Her çiçekten ben alayım, benden ala çiçek var mı, çiçek var mı dost? Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Fatma teyzem. Hadi tamam. Evet sevgili izleyenler, zerdelerimiz bitti. Yahnimiz de tencereye kondu, hazırlandı. Şimdi önce yahnimizi, ardından da zerdelerimizi afiyetle yiyeceğiz. Hadi o zaman teker teker götürelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şimdi sofraya. Tüm işlemler bitti. Yemekler sırayla masaya geldi. Uzun köprülü hanımlar sofrada yerini aldı. Servisi yapmakta her işi büyük keyifle yapan Çiğdem'e kaldı. Yeni gelin gibi süzülüyor. Gelinliğim aklıma geldi. 50 sene önce bile bir kurulduydum ki şimdi yine aklıma geldi. Ben sana ne zaman mikrofonu uzatsam sohbet etmeden duramıyorum ama karnım inan zil çalıyor artık. Ben duyuyorum çalıyor. Şimdi bu beyaz yahni benim önümdeyken ben susuyorum ve senin beyaz yahnin konuşuyor. Tamam mı? Hadi. Haydi buyurun, afiyet olsun. Sevgili izleyenler, yahnilerimizi yedik. Şimdi ise sıra tatlıya geldi. Zerdemizin tadına bakacağız. Ben daha önce hiç yemedim. Ah. Hayatımda ilk kez burada yiyorum. Hayret bir şey. Bu kadar yaşına kadar bu zerde tatmamış. Bu. Gerçekten yemedim. İlk kez burada yiyorum. Afiyet şeker olsun. Kısmet de senin elinden yemekmiş bak. Allah. Fatma anamızın elinden yemek kadar iyi bir şey hiç yoktur. Haydi bakalım, afiyet olsun. Yiyenlere içenlere afiyet şekerler olsun. Karnımızı doyurduktan sonra yola revan oluyor. Bu kez de Zevcet öğretmenin evine konuk oluyoruz. O bir öğretmen, aynı zamanda da bir sanatkar. Zevcet Yüzer, ahşap bulduğu her malzemeyi şekillendiren bir ahşap oyma sanatçısı. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun Köprü'nün çok özel isimlerinden bir tanesiniz ve bizi evinize konuk ettiniz. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocam diyorum, aslında mesleğiniz öğretmenlik. Evet, öğretmenlik yapıyorum. Ne öğretmenisiniz hocam? Sınıf öğretmeniyim. Uzun Köprü'de görev yapıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi sınıf öğretmeniyim dediğinizde ağaç yaş gene eğilir derler ya. Siz hem insan eğitiyorsunuz, insana şekil veriyorsunuz, hem de aslında bunlar gibi birer sanat eseri yetiştiriyorsunuz öğrencilere. Doğru söylüyorsun, evet öyle. Neredeyse Türkiye'yi adım adım il il, ilçe ilçe gezdim ve çok sayıda bu şekilde sanat eseri yapan kişiyle tanıştım ama sizin gibi birisiyle tanışmadım. Bu eserler gerçekten çok muhteşem. Peki başlangıcı nedir? Başlangıcı nasıl? Evet, yıllar önce, yaklaşık 15 yıl önce köy okulunda çalışırken birinci sınıfları okutuyordum. Öğrenciler genellikle yarım kalem kalemlerini şu şekildeyken atarlar. Çünkü anneli babaları onlara yeni kalem alırlar mutlaka. Ben de onlar okuldan çıktıktan sonra çöp kutusundan o kalemleri aldım. Üzerlerine şu şekilde
Sadece boncuk, onların hoşuna gidecek figürler, hayvan figürleri, köpek, tavşan ve benzeri figürler yapıyordum. Ertesi sabah okula geldiklerinde onlara gösterdiğimde kalemler hepsi kapışılıyordu. Ve o kalemleri de bitene kadar kullanıyorlardı üzerlerinde heykeller olduğu için. Çöpe atılan yarım kalemlerle başlayan ahşap oyma merakı zamanla daha büyük tahta parçalarda kendini göstermeye başlamış. Ne kadar sürede tamamlıyorsunuz mesela bir kalemi bu şekilde? Bir kalem eğer bu şekilde sadece boncuk bir kalemse bir günde bir tane yapabiliyorum. Ama üzerinde kadın erkek figürleri ya da doğaya ait hayvan figürleri varsa yaklaşık bir hafta 10 gün, bazı kalemlerinde 15-20 gün sürdüğünü çok iyi bilirim. Çünkü kalem sadece kalemi oymakla kalmıyorum. Ondan sonra da çok ince bir şekilde, dikkatli bir şekilde zımpara yapıyorum. Ondan sonra da verniği ve boyası. Bu nedir? Bu çam ağacından yapılmış bir şamdan ayağıdır. Üzerinde çok çeşitli figürler vardır. Ve hiçbir tanesi herhangi bir yerden kopyalanmış falan değildir. Bir yere bakarak yapılmış değildir. Tamamen beynimde tasarladığım her şeyi, ağacı elime aldığım anda, o anda aklıma gelen figürlerdir hepsi. Artık kalemlerle yetinmiyor Zevcet Yüzer. Her tür ağaçtan büyük tahta parçalarına farklı figürler işleyerek adeta onlara hayat veriyor. Zevcet Hoca, Uzunköprü'de yaşayan pek çok kişiye de bu sanatı sevdirmiş. Onun en büyük yardımcısı ise minik çırağı Arif. Kaç yaşındasın Arif? 10. 10 yaşındasın. Sen seviyor musun bu sanatı? Evet. En çok zımparalamak mı hoşuna gidiyor, yoksa sen de böyle yavaş yavaş oymaya başladın mı? Zımparalamak. O zaman şimdi Zevcet Hocamız buradaki yaptığı çalışmaları zımparalarken seni görebilir miyiz? Nasıl yapıyorsun zımparayı? Anlatır mısın? Böyle üzerine sürtüyorum. Bu ahşapın üzerindeki sarımtırak renk tamamen beyazlayıncaya kadar bu işlemi yapıyorsun. Evet. Peki şu ana kadar kaç tane bu tarz bir çalışmayı zımparaladın? Ya, bilmiyorum, çok oldu. Eşi de Zevcet Bey'in en büyük destekçilerinden. Büyük bir emekle yapılan bu işte ahşabın artıklarını temizlemekte Ünzüle Hanım'a kalıyor. Bu çalışmaları yaparken biraz kirleniyor ama onun çıkardığı eserler ortaya çıkınca hiçbir şey olmuyor. Yani memnunum. İlk başta böyle tabii bu eserler bu kadar böyle çeşitli ve güzel ortaya çıkmadan önce bir sıkıntı yaşıyor muydunuz? Mesela şunu görüyorum, şunu gördüğüm zaman da aklıma Merdane geliyor. Acaba diyorum ki Zevcet Hoca'nın eşi her tarafı batırdın diye Merdane'yi getirdi. Tam Merdane'yi kovalayacaktı ki acaba Merdane bu hale mi döndü? Yani işte Merdane'yi elime alamıyorum çünkü Merdane'ye de uyacak. O yüzden süpürgeyle dolaşıyorum. Bu çok güzel. Yani. O Uzunköprü'de yaşayan bir sanatkar. Tek ümidi de bu sanatını devam ettirecek pek çok sanatkarların çıkması. Sokaklarda dolaşırken kaybettiğimiz Çiğdem'i bir spor salonunda buluyoruz. Sevgili izleyenler, Uzunköprü'yü karış karış dolaşırken şimdi de karşımıza Uzunköprü'nün sportif hanımefendileri çıktı. Ve ben onları izlerken gerçekten zorlandım. Acaba onlar bu hareketleri yaparken neler hissettiler demeye kalmadı aslında. Buram buram boncuk boncuk terlemişler. Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir? Hacer Doğru Güven. Hacer Hanım, az önce sizi izledim. Zorlandığınız kadar bir o kadar da azimle hareketleri yapmaya devam ettiniz. Buraya onun için geliyoruz, hareketleri yapmak için, biraz kalori vermek için ve sıhhatimizi kazanmak için geliyoruz. Yoksa öyle zayıflamak falan değil derdimiz de, tabii o da olursa çok seviniyoruz. Ama 3 kıştır düzenli olarak hocamız çok güzel çalıştırıyor bizi. Peki Hacer abla, şöyle bir kalkalım mı? 3 senedir madem pilates yapıyorsun, şöyle bir bakalım mı? Hiç kilo kaybı oldu mu? Oluyor tabii, oluyor. Evet sevgili izleyenler, pilates toplarıyla büyük mücadelesini sürdüren
hanımlarla sohbetimiz devam ediyor. Şöyle alalım sizi. İsim nedir? Seyircan. Seyircan, deminden beri seni izliyorum. Öldün öldün dirildin. Evet, ben ölüyorum. Acaba nasıl kaytarsam diye düşündün. Ama hep hocalarının uyarılarına karşı evet. Hareketleri yapmak zorunda kaldın. Çalışıyor musun? Çalışıyorum, hemşireyim ben. İşten mi çıkıp geliyorsun? Evet, işten 9 saat mesaiden sonra geliyorum. Burada dostlarım var, 3 yıldır devam ediyorum. Hanımların her biri büyük emek sarf ediyor. Kimi ev hanımı, kimi çalışıyor. Evin işi, yorucu iş hayatı demiyor. Zaman buldukça koşarak buraya geliyorlar. Ter dökmüşsünüz, evet. Ter. Alabilir miyim sizi topun üstünden? Çok rahat değil mi bu? Rahat, çok rahat. Evet. Ama az önce zorlanıyordunuz. Zorlanıyoruz tabii ki. Yanaklara yani. Bakar mısınız? Nerelisiniz? Ben Edirneliyim. Edirne. Belli zaten. Gözlerden boncuk boncuk muhacir. Peki mesaiden mi buraya çıkıp ben geliyorsunuz dedim. O zaman günden çıkıp geldim buraya. Yedim börekleri, pastaları. Valla Edirne'den geldim. Evet, dün günüm vardı Edirne'de. Mamaları yedik. Evet. 5.30'da geldim. Spor için geldim. Yetiştim yani. Çiğdem, bayanlarla sohbet ede dursun. Bizim gözümüz sınıfa kaçak girmiş küçük bir beye çarpıyor. İşte pilates topunun daha önce hiçbir yerde görülmemiş kullanım şekilleri. Her yaşta spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıp mikrofonumuzu hocamıza uzatıyoruz. Bu daha önce buraları, bu kapalı spor salonları bu şekilde kullanılmıyormuş. Hanımların böyle bir imkanları yokmuş. Şu anda kendileri de çok mutlu. Bunlar her zaman dışarıda yapılacak hareketler değil. Belediyenin vermiş olduğu bu imkanlar hem kendilerini hem beni de çok mutlu ediyor. Bu tür faaliyetlerin halka ne kadar yararlı olduğunu kendileri gittikçe, yani buralara geldikçe daha faydalı olduklarını görüyorlar. Umarım bu tür faaliyetler daha çok arttırılır. Daha kalabalık ve seansları günleri daha uzatılır. Daha çok katılımcılar olur. Ben çok mutluyum. Kendileri de çok mutlu. Teşekkür ediyorum. Hocamıza katılmamak mümkün değil. Sağlıklı yaşam için her yaşta spor diyoruz ve tüm belediyelere bu tarz girişimlerin örnek olmasını diliyoruz. Mükemmel bir lezzetle tanıştırmak üzere Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürüyoruz. Bin can feda bir tek dostuma, her köşesi cenneti, ezilir yanar için bir başkadır benim memleketim. Ülkemizi bir uçtan bir uca dolaşırken attığımız her adımda bambaşka güzelliklerle karşılaşıyoruz. Tarihi zenginlikleri, doğa güzellikleri, içten insanları ve eşsiz lezzetleri. Sevgili izleyenler, Uzunköprü'ye geldiğiniz zaman Uzunköprü'nün muhteşem lezzetlerinden bir tanesi köftesini tatmadan sakın buradan gitmeyin. Şimdi yanımızda ustamız var. Biz çekimler öncesinde burada konakladığımız zaman köftenin tadına baktık, tescil ettik ve ustamıza dedik ki, ustam, Çiğdem'in rotası izleyicileri bu köfteyi evlerinde nasıl hazırlayabilirler? Efendim, ilk önce kasaptan gitmezden evvel buradan baharatınızı, soğanınızı ve kabukları alınmış ekmeği alıp gidiyorsunuz. Kasapta hazırladığınız güzel dana düşü, onu güzel şekilde iki defa kıyıyorsunuz, baharatla beraber yoğuruyorsunuz ve geliyorsunuz. Şimdi bunlar normal ızgara değil mi? Evet efendim. Sadece içerisinde kıyma ve baharatları ve diğer... Soğan, karabiber, kimyon, 2 kilo kıymaya 1 ekmek ve tuz. Şimdi asıl geldik kaşarlı köfteye. Evet efendim. Neden biliyor musunuz sevgili izleyenler? Çünkü ben kaşarlı köftenin daha yemeye başlarken bıçakla kestiğim anda içinden tam böyle erimiş kaşar volkanı fırladı neredeyse. Dedim ki, yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu kaşarı bunun içine nasıl yerleştiriyorsunuz? Şimdi hocam, ustam o konunun bize sırrını verecek. Evet, yoğrulan köfteyi alıyoruz. Şu ebatta en az 150-170 gram bir tanesi. İçine kaşarları alıyoruz. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Buraları çok önemli. Kaşar fazla olursa köfte iti olur. Az olursa lezzet bulamazsınız.
ve bunu böyle bir katlıyoruz. Bakın, elimizin ucuyla da kapatıyoruz ve alıyoruz bu şekilde, böyle. Kaşarı köftenin içine saklıyoruz. He, şu an kaşar köftenin içinde. Ama bunu soruyor yemeyenler veya bilmeyenler, bunun kaşarı nerede? Çoğunlukta kaşarı böyle ufak ufak parça yapıp etin içine korlar ve yoğurup öyle pişirler. Fakat ızgarada pişer ki o kaşarlar olduğu gibi ızgaraya yapışır, bu lezzeti de bulamazsınız. Zaten o zaman kaşar tadı da kaybolmuş oluyor. Burada evet, tamamen kaşarın tadı ağzımıza gelmiş oluyor. Evet. Köfteyle beraber içerideki kaşar da pişiyor. Böyle akışkan bir şekil alıyor ve afiyetle de yiyorsunuz. Eğer bu muhteşem lezzetin tadına bakmak istiyorsanız Uzun Köprü'ye gelip burada bu güzel köfteleri afiyetle yiyorsunuz. Ustam, ellerinize sağlık. Afiyet. Muhteşem olsun. Afiyet olsun, hoş geldiniz. En güzel günleriniz böyle olsun. Hep beraber inşallah. Çok teşekkürler. Yemeğimizi yedikten sonra düşüyoruz yine yollara. Uzun Köprü'de dikkatimizi çeken Gazi Mahmut Baba Çeşmesi'nde durup mola veriyoruz. Dile kolay, 567 senelik tarihi çeşmeden kana kana su içmenin keyfine varıyoruz. Gazi Mahmut Baba, Uzun Köprü'nün köprü ve kentin kurulmasında nezaret eden, bütün harcamaları yapan, denetleyen kişidir. Uzun Köprü'nün tamamlanmasıyla 1443 tarihinde vefat etmiştir. Ve vefat ettiği zaman hem mezarı hem de bu çeşme köprünün başına yapılmıştır. Aslında köprü daha önce buraya kadar uzanıyordu ama daha sonra yeri birazcık değişmiştir tabii. Üzerindeki kitabelerde köprünün 2. Murat tarafından yaptırıldığını, şuradaki küçük kitabede 174 gözden ibaret olduğunu yazmaktadır. Sevgili izleyenler, Uzun Köprü gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda ise Telli Çeşme'nin yanındayız. Hocam, nedir bu Telli Çeşme'nin özelliği? Bu çeşme 2. Murat dönemi bir eseri değil. Bunun büyük bir olasılıkla Lale Devri veya Lale Devri'ne yakın bir döneme ait bir eser olduğu üzerinde tartışmalar sürüp gidiyor. Telli Çeşme'nin nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Çünkü üzerindeki yazılar bir şekilde silinmiş, bir şekilde muşlanmış, yani kazınmış. Onun için okuyamıyoruz. Okuma olanağımız bunları yok. Ama bize tabii ki burada bazı ipucu veren motifler var. Bunlardan bir tanesi de İstanbul lalesidir. İstanbul lalesi motifleri var. Evet, nesli tükenmiş bir laledir. Çünkü patronu Halil ayaklanmasıyla bunlar tamamen yok edilmiş. Ama burada bu motifleri görebiliyoruz. Dostluk nedir öğrenirsin. İlçeye mal olmuş halk ozanı Kemal amcanın evindeyiz şimdi de. İnsanlarla dost olursan. Buraya kadar gelip de eski topraklardan yadigar Kemal amcamızın elini öpüp hayır duasını almadan dönmek olmaz. İnsanlarla dost olursan, insanlarla dost olursan. Sevgili izleyenler, şimdi de Uzun Köprü'nün çok değerli simalarından Kemal amcamızın yanındayız. Ben Kemal amca diyorum ama aslında Uzun Köprü'de Derviş Kemal olarak biliniyor, öyle değil mi? Evet, evet. Yunanistan doğumluyum ama hiç oradan haberim olmadı. Daha çocuk da değilim yani. 9 aylıkken kendine annemin kucağında nehirden, Meriç nehirinden kaçak geçmişiz, babam da dahil. Derken yaş 7 oldu. Babam okula yazdırdı beni. Şiir yazma aşkı eli kalem tutmaya başladığında düşmüş Kemal amcanın içine. 500'e yakın şiir yazdım. Hepsi de sevda, aşk üzerine. Sevgili izleyenler, şimdi de yanımıza Derviş Kemal amcamızın aslında bir anlamda ilham kaynağı olan
Teyzemiz geldi. Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir? Zeynep Özcan. Komşu kızı olan Zeynep teyzeye 61 yıl önce ilk görüşte sevdalanmış Kemal amca. Kemal amca, size mi sorayım yoksa Zeynep teyzeye mi sorayım? Nasıl evlendiğinizi, evliliğinizin hikayesini. Onu anlatayım. Nasıl evlendiniz? Biraz kurallara aykırı ama o kurallar bizimle ilgili değil. Mesela komşu kızı almak doğru değil derler burada. Ama ben o kurala tabi değilim. Çünkü eşim komşumdu benim. Şu bizim evin önündeki bir evde. Ben onu oradan uçtu uçtu kaçırma yaptım. Çünkü... Kaçırdınız mı? Kaçırdım. Oo, siz de kaçtınız. Evet. Bir yastıkta 61 sene. Bu mutlu evliliğin sırrını Zeynep teyzeye soruyoruz. 61 senedir aynı yastığa baş koyuyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz artık evlilikler maalesef ki uzun soluklu olamıyor. Keşke hepsi öyle olsa. Buradan gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani bu kadar uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Şimdi bir taraf konuşursa bir tarafın susması lazım. Veyahut da hoş görülür. Veyahut da tartışıp hemen orada bırakmaları lazım. Yine iyi yönüne bakmaları lazım. Evet. Şimdi çekemiyor gençler. Doğru. Hemen haydi ayrılıyor. Kulağımıza küpe olacak nasihatlerle ayrılıyoruz. Bu sevdaları hala genç kalmış iki çınarın yanından. Anı heybemizi güzel hikayelerle doldurduk Uzun Köprü'de. Sımsıcak insanların ve dev bir tarihin yaşadığı Uzun Köprü'den ayrılmadan son kez mikrofonumuzu belediye başkanına uzatıyoruz. Şimdi sizi Çiğdemir Rotası izleyicileriyle baş başa bırakıyorum. Nasıl bir davet yaparsınız onlara? Biz sizleri öncelikle güler yüzle halkımızın misafirperverliğiyle Uzun Köprü'ye bekliyoruz. İçerisinin buram buram tarih koktuğu, ayrıca köftesinden başlayarak etlerinin Trakya'nın en leziz şekilde hayvanlarından hazırlandığı çok güzel sofralara davet ediyoruz. Burada tarihi yaşamak istiyorsanız Yunanistan'ın 8 kilometre yakınında bir yer burası. Balkanların kokusunu almak istiyorsanız biz sizleri Uzun Köprü'ye davet ediyoruz.